Selam arkadaşlar. Bugün balkondayım. Ders yapıyorum. İnşallah araç maraç geçiyor da sesinizi rahatsız etmez. Bir arkadaşımız yorumda hocam formların üzerindeki o çarpı işaretlerini kaldırmayı nasıl yapabiliriz demişlerdi. Geçi ben bugüne kadar hiç kullanmadım. Çünkü epey böyle ancak scriptlerle yapılabiliyor arkadaşlar. Bunları da gösterilmek de sıkıntı. Onun için şimdiye kadar anlatmadım ama bir arkadaşımız talep etmiş. Ben hemen nasıl yapacağınızı göstereyim ve bu kodları da videonun altına yapıştıracağım. Hemen bir kitap açıyorum arkadaşlar. Dosya farklı kaydet. Masa üstüne. Ders 20 diyelim. Makro içerebilen çalışma kitabı dedim ve kaydete bastım. Yani kitabınızı makro içerebilen çalışma kitabı olarak kaydetmeniz gerekiyor. Sonrasında geliştiriciye geliyorum. Buraya bir buton koydum arkadaşlar. Buton içine girdim. Şuraya da bir form ekliyorum. Bu buton içine user form 1.show dedim. Şimdi bir modül ekliyorum arkadaşlar. Modülün ismi de ne olsun? Başlık diyebiliriz ama title diyelim. Title diye okunuyor. Hemen şu script'i aldım arkadaşlar. Şuraya kadar kest kopyaladım. Ve modülün içerisine yapıştırdım. Şimdi burada bakın x gizle, yani çarpı gizle prosedürümüz var şurada. Sub x gizle. Geliyorsunuz, formun üzerine bir buton çiziyorum. Şuraya kapat yazayım arkadaşlar. Kapatın içine de unload me dedim. Şimdi şu çarpıyı gizlemem gerekiyor. Şu çarpıyı gizleyeceğim arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Formun initialize kısmına geldim. Buraya yazıyorum. Title nokta x gizle parantez içerisinde mi nokta mi virgül false diyorsunuz. Niye mi virgül false diyoruz arkadaşlar? Niye yapmadı? Bir de şöyle çağırma komutumuz var. Call diye. Şu çağırma komutuyla modüldekini çağırmamız gerekiyor. Şimdi buraya baktığınız zaman şurada hangi form? Bakın FRM object, yani formun adını yazın diyor. Yanına da mantıksal değer yazın. Eğer true yazarsanız x gözükür. False yazarsanız gözükmez. Hatta isterseniz bir buton daha koyayım buraya. Buraya da call title parantez içinde title nokta x gizle parantez içinde mi nokta mi virgül true diyorum bu sefer. Bakın çalıştırdığım zaman çalıştırıyorum. Bakın şu anda x yok gördüğünüz gibi ama şuraya bastığım zaman x var, dikkat ederseniz. Hatta yani çalıştırdığı zaman şu çarpının olmadığını görüyorsunuz. Göstermek istiyorsanız da şu butona basarsanız yine çarpısı gözükür. Yani böyle bir scriptle ancak yapabilirsiniz. Ben bu scriptleri şimdiye kadar işlemedim. Derslerimde de anlatmadım işin doğrusu. En azından arkadaşımızın sorusunu gidermiş olduk. Bir de arkadaşlar formun başlığını göstermek istemiyorsanız, şu başlık çubuğunu göstermek istemiyorsanız şu prosedüre ihtiyacımız var. Şu script'e ihtiyacımız var. Yine bu script'in hepsini alıyorum. Bunu kopyaladım. Bir modül daha ekleyeyim isterseniz. Hemen yeni bir modül ekliyorum. Bu da
Title 2 olsun. Başlık diyebilirsiniz. Yani ne derseniz fark etmez. Ve buranın içine bu script'i yapıştırdım. Burada bakın başlık gizlidir. Yine formun ismini yazıyorsunuz, o kadar. Şimdi gelelim. Bunu da bir buton olarak yapalım. Yine initialize kısmına yazarsanız, bakın şuraya yazarsanız, yine buraya call başlık gizle şey, bir dakika, direkt title'ın ismi de yazmasanız da olur. Gerçi yine de yazalım. Title 2 nokta başlık gizle parantez içinde mi yazarsanız, yani bu form yazarsanız yeterli. Çalıştırdığım zaman bakın biz nereye yazdık, bir saniye. Başlık gizle mi, heh. Ha, yanlış yere yazmışım arkadaşlar. Bunu initialize'ın içine yazmam lazımdı. Yani şuraya. Şimdi tekrar çalıştırayım. Gördüğünüz gibi başlık yok arkadaşlar. Onun yerine siz kendiniz bir frame çizebilirsiniz. Frame'inizi çizersiniz. Ondan sonra frame'in başlığını silersiniz. Zeminini siyah yaparsınız. Üzerine bir label koyarsınız şuraya. Ve dersiniz ki işte personel listesi mesela. Personel listesi. Ondan sonra başlığı seçip yazı rengini beyaz yaparız. Ya da yeşil yaparsınız. Şöyle yazı kalibri kalın 14 dersiniz. Bu şekilde çalıştırdığınız zaman bakın form attık. Dezavantajı arkadaşlar, formu hareket ettiremiyorsunuz. Onda gerçi kodu var, yine skripti var, ama bu şekilde anlatmış olayım. Umarım seslerden fazla rahatsız olmamışsınızdır. Baya bir motor sesleri geliyor. Hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum. Umarım işinize yarar. Bu skriptleri de videonun altına yerleştireceğim arkadaşlar inşallah. Kendinize çok iyi bakın.